Günaydın arkadaşlar. Kanalımızda yine bir videoya, bir hafta sonu vloguna hoş geldiniz. Biz Altay'la sabah erkenden uyandık, kahvaltımızı yaptık, oyunlar oynadık. Şimdi burada böyle çocuk şarkılarını dinliyor. Çünkü benim kahvaltı hazırlamam gerekiyor. Kayınvalidemler kahvaltıya gelecek bugün. Miley Londra'ya gidiyor. Okul seyahatine gidiyor bir haftalığına. Bu akşam yola çıkacak. Altay'ı göremeyeceğim diye çok üzülmüştü. Ben de işte kahvaltıya gelin dedim. Hem Altay'ı görmüş olurlar. Biz de vedalaşmış oluruz. Öyle yani, şimdi kahvaltıyı hazırlıyorum. Patatesleri soydum. Patates kızartması yapacağım. Kim geldi? Anne! Kim geldi? Sevince bak, Sevince. Kim geliyor? O adam selam. İşte geldim. Bir sonra diye bir de of şey. Altay! Annem ben balkon. Bu lan de free my team'a gekoldum. Çok özledim seni. Bu çok benim. Aşkım. Siz Altay'ın vava pijamasını gördünüz. Evet bakayım. Ay ne kadar güzel bu. Evet. Abba. Sen abaları çok seviyorsun. Onu karotu Haze. Yeah. Evet, nam 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 yapıyor onlar, değil mi Haze? Ya. Yeah. Ya, evet. Bunları nereye takacağız? Die Scheibe mit den Löchern. Ters çevir onu ve şunun üstüne tak, würfelin üstüne tak. Jetzt kommen die Karotten drauf. Evet, kahvaltı hazır. Sen de arkadaşlar, aradan biraz vakit geçti. Gördüğünüz gibi ben hazırlandım o sırada. Annemle Mile'ye gittikten sonra Altay'ı yatırdık öyle uykusuna. O sırada hazırlandık. Altay uyanır uyanmaz yola çıktık. Altay kapımı açmaya çalışıyor. Ve Münih'e geldik arkadaşlar. Hakan bu hafta sonu çalışmıyor. Bravo. Hafta sonu boş. Aç, 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 ve aç, aç. Genelde boş olunca böyle gün... Aç, 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 aç. Sen mi bineceksin arabaya? Yeah. Tamam. Ve genelde Hakan boş olunca tabii ki gezmelerde oluyoruz. Bugün de Münih'e gelelim dedik arkadaşlarımızın yanına. Özge ile Ayberk'in yanına. Sen arabaya mı oturacaksın? Yeah. Direksiyona. Yeah. Nenden mi yapacaksın? Yeah. Nen nen nen. Nasıl nen yapıyorsun, göster. Düt düt yap. Oha! Sen mi sürüyorsun? Bakma. Kapattım. Arabayı kapattı. Nen 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 nen. Basma. Passiert was, wenn er drauf drückt. Altay, tamam basma artık anneciğim, bozulur araba yoksa, tamam mı? Okay. Düt düt yap. Buraya bas. Sıkı 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 sıkı. Feste feste. Oh. 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 Allah'ın mutluluğa bak. Her yeri karıştırıyor. Ey, ne yapıyorsun Altay? Her yeri karıştırıyor. Bak ne yaptın bak. Ha? Arkadaşların olacak mı? Ne yapıyorsunuz? Tamam işte. Elisa diye kucağına oturacağım da noktaya alta gülüp ben diye ben. Deli oynuyor şimdi. Siz gidin gezin istiyorsanız ya, biz böyle iyiyiz. Nereye gideceksiniz siz yemek yemeye bu akşam? Tamam, gezersek beraber gideceğiz. Çocuklar ha? Hemen anladı mı? Çocuklar Hakan'ı işgal ettiler. Tamam, onunla da gezeriz. Altay, pepa pepa.
Lan gece bir senin dikini mi verilmiş lan? Ya. Arkadaşlar siz ne kadar tatlı. Arkadaşım böyle hamurdan kabak yapmış. Yanına da tabii ki kahve içiyoruz. Günaydın ve vlogumuzun ikinci gününe hoş geldiniz. Biz dün işte arkadaşlardaydık. Çok fazla da duramadık. Altay'ın uyku saatine yakın. Tekrar eve döndük. Şimdi yine her zamanki gibi sabah erkenden uyandık. Bakın Altay'a böyle boya seti kurdum. Biraz boyayla meşgul oldum. Dur elini çek. Taşları ve kestane boyuyoruz şu an. Bu arada bu seti Ekçi'nden almıştım. Hem masa örtüsünü, hem boyaları, hem fırçaları. Neyse ben işime geri döneyim. Altay meşgulken birkaç bir şey açmak istiyordum arkadaşlar. Kargolarım geldi ve hep beraber açalım diyorum. Uzun zamandır koltuklarımızdan çok rahatsız oluyorum. Hep diyordum zaten koltukları değiştirmek istiyorum. Görüntüsü çok güzel, çok nazik ve şık duruyor ama kumaşı berbat. 2-3 ay sonra direkt tiftiklenmeye başladı. Ve birkaç kişi bana kılıf almamı tavsiye etti. Aslında hiç oralı olmadım. Ama bir deneyeyim dedim. Amazon'dan kılıf buldum. Şimdi bunu açıp deneyelim diyorum hep beraber. Of arkadaşlar, hayal kırıklığına uğradım. Hiç güzel durmadı. Çok çirkin. Hakan da diyor sanki böyle misafir gelecekmiş de ona yatak hazırlamışım gibi duruyor. Yani yatak çarşafı gibi. Of! Bir de sıkıntı. Buraları böyle yuvarlak olduğundan köşeleri de güzel oturmadı. Yani kılıf hiçbir şeye yaramadı. Söküp tekrar geri göndereceğim. Ama bakın şu koltukta bir göstereyim ne demek istediğimi. Oturma yeri bakın böyle tiftik tiftik oldu. Ve bence çok pis duruyor. Neyse şansımı denedim. Olmadı. Gelelim bir sonraki kargoma. Umarım burada da hayal kırıklığına uğramam. Çünkü bundan da çok çok ümitliyim. Buraya tabloların içine yeni resim aldım. Zaten diyordum hep bunları değiştirmek istiyorum. Bunlar artık 7 senelik ta eski evden getirdik. Artık değiştireyim dedim. Ve dediğim gibi yeni resim aldım. Bakalım resimler nasıl olacak. İnşallah bunlar güzel çıkar. Wow arkadaşlar yeni resimler çok güzel oldu. Bayıldım. Hem buradaki üniteyle hem dolapla hem yastıklarla o kadar güzel uyuştu ki bayıldım. Bunları iyi ki almışım. Kılıflar olmadı ama bence tablolar muhteşem oldu. Şimdi bir de son olarak bunu göstereyim size. Bunu da sipariş verdim. Burada duruyor, bekliyor aslında. Bu tablodan da artık sıkıldık. Bu da 7 senelik eski evimizde yatak odasında asılıydı. Onun yerine şu saati asalım diyorum. Bakın. Buradaki saati de çıkaracağız. Yarından sonra hem saati asacağız hem ufak birkaç değişiklik daha yapacağız. Buraya mesela bir boy aynası almıştım. Bu boy aynasından artık veda edeceğiz. Yani buradaki giriş hep söylüyorum geçici olarak bir çözümdü. Ama yarını bekledik işte. Çünkü yarından sonra komple buradaki oturma odası yeni sıvanacak. İlk taşındığımızda sıvayı çok güzel yapmamışlardı. O zamandan beri yeni sıvanmasını istedik. Bekliyoruz daha doğrusu. Erteledik. Ama kış gelmeden önce muhakkak yeniden sıvanması gerekiyor. Duvarlar yeniden sıvandıktan sonra sürekli hem sabah hem akşam uzun zaman havalandırması gerekiyor nem çıksın diye. Ve o yüzden işte iyice kış gelmeden, havalar çok da soğumadan önce bitirelim, halledelim dedik. Toplam 3 veya 4 gün sürüyor. Komple her şeyi indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela televizyonu astık, TV ünitesini astık.
tam tablolar o kadar sıkıntı değil. Ama duvardan her şeyi indirmemiz gerekiyor. Hem iş hem pislik olacağı için işte bayağı bir erteledik. Ama artık maalesef erteleyemiyoruz. O yüzden mecbur yapılması gerekiyor. Ve o yapıldıktan sonra işte holda da giriş alanında da birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Bu saat indikten sonra da yeni saatimizi asacağız. Hemen kahvaltıyı da hazırladık. Altay ne yiyeceksin sen? Müsli. Altay müsli yiyecekmiş. Sercin otur anne. Altay müsli yiyecek. Şuraya takalım. Vav vav pislenir yok. Sen neci biliyorsun? Müsli. Müsli. Arkadaşlar videoyu kahvaltıyla başladık. Kahvaltıyla da bitiriyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.